Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Ekin Akın, yaz mühendislikte müşteri temsilciliği görevini yürütüyorum. Webinar öncesinde BIAS ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. BIAS Mühendislik 1997 yılında Ankara'da kurulmuş olup, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki ofisleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Ankara'da bir üretim atölyemiz ve Gebze'de bir test merkezimiz bulunmaktadır. Mühendislik yazılımları satışı, teknik desteği ve eğitimleri verilmektedir. Mukavemet, dayanıklılık, NVH, mekanik sistem simülasyonu, araç dinamiği, CFD, optimizasyon ve akustik konularında da çözümler sunulmaktadır. BIAS mühendislik bünyesinde test ve ölçüm sistemleri satış yapılmaktadır. Strengeç, ivme ölçer gibi sensörlerden veri toplama sistemleri, iklimlendirme kabinleri ve elektrodinamik sarsıcılara kadar geniş bir ürün portföyünü müşterilerinin hizmetine sunan BIAS, bu çözümleri kullanarak mühendislik hizmeti de vermektedir. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Gebze TOSB'da bulunan test merkezi ile de test hizmetlerinde müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. BIAS ürün ve hizmetlerine dair detaylı bilgiye www.bias.com.tr adresinden ulaşabilir ya da info@bias.com.tr adresine mail atarak sorularınıza en kısa sürede yanıt alabilirsiniz. Bugün sizler için Meshworks ile plastik parçalarda mesh modelleme ve orta yüzey mesh uygulamalar webinarı gerçekleştirilecektir. Sunum Elif Hilal Kılıç tarafından yapılacaktır. Sunum sırasında sorularınızı chat kısmından iletirseniz süremizin kalan kısmında sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Webinarımızın kayıt altına alınacağını ve sonrasında BIAS web sitesinden yayınlanacağının da bilgisini vererek sözü Elif Hanım'a bırakıyorum. Merhabalar, ben Elif Hilal Kılıç. BIAS Mühendislik'te yapısal analiz mühendisi olarak görev almaktayım. Sizlere Meshworks'te plastik parçalarda orta yüzey oluşturma, batch mesh kriterleri tanımlayarak bunları mesh üzerinde uygulama ve elemanlar üzerinden mesh düzenlemeyi ayrıca Concept Works tool'larından bahsedeceğim. Öncelikle ekran paylaşıyorum. Meshworks'te plastik parçalardan ve mesh modelleme ve orta yüzey mesh uygulamaları webinarı gerçekleştiriyoruz bugün sizlerle. Öncelikle kısaca batch mesh kriterlerinden bahsedelim. Batch mesh kriterleri tanımlayarak kolay bir şekilde bu tanımladığımız kriterleri daha sonraki parçalar üzerinde, modeller üzerinde kullanabiliyoruz. Bunu da şöyle yapabiliyoruz. Meshworks içerisinden batch mesh kriterlerini girdikten sonra biz bunu dışarı export ederek XML dosyası olarak export ediliyor. Export ederek daha sonra herhangi bir parça üzerinde mesela aynı parçanın bir revizesi geldi diyelim ve siz aynı batch mesh kriterlerini kullanmak istiyorsunuz. Eleman boyu aynı, minimum maksimum elemanlarınız aynı, işte washer sayılarınız, delik çaplarınız diyelim. Bunların aynısını kullanabiliyorsunuz. XML dosyasını import ediyorsunuz ve yeni parça üzerinde aynı kuralları kullanabiliyorsunuz. Böylelikle kısa bir şekilde modelinizi hazırlamış oluyorsunuz. Meshini hazırlamış oluyorsunuz. Örnek olarak ilk örneğimizden başlayalım. Bu örneğimizde orta yüzeyini çıkartacağız öncelikle. Gördüğünüz gibi birden fazla farklı boyutlarda delik ve slot delikleri mevcut parça üzerinde ve flütleri de var. Bu parçada önce biz aynı sabit kalınlıkta olduğu için sabit kalınlıktaki bir orta yüzeyini çıkartıyoruz. Orta yüzeyi çıkarma işleminden sonra batch mesh kriterlerini ayarlayacağız. Ama batch mesh kriterlerini delik çaplarındaki geçen özellikle bu mesh oluştururken delik çapları delik etrafında washer'lar oluşturmak için yani bir sıra eleman oluşturmak için kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Bunu batch mesh kriterleriyle yapıyoruz. Batch mesh içerisinde tanımlayarak yapıyoruz. Aynı şekilde bu sırf delik için değil, slot delikler için de geçerli. Ve flütlerden kaç eleman geçmesini istiyorsanız bunu batch mesh kriterlerinde tanımlayarak da yapabiliyorsunuz.
Chamfer'larda da aynı şekilde eleman sayısını belirleyerek hep tanımlayabiliyorsunuz. Bu parça üzerinde birden fazla farklı delik boyutları mevcut. Bu çaplardan en küçük çap 2 milimetre olmak üzere en maksimum çap olarak da 5 milimetrelik çaplara sahip olan delikler var parça üzerinde. Burada öncelikle beçmeş kriterlerini belirlemeden ölçülendirme komutuyla sizlere burada delik boylarını göstererek beçmeş kriterlerinde nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Devam ediyoruz. Burada yarıçap olarak 1, 1,5, 2 ve 2,5 milimetrelik yarıçaplara sahip delikleri mevcut. Slotlarda da 1'e 2 olmak üzere 3 tane farklı slot deliğimiz mevcut. Bu slot deliklerinde de genişlikleri 4, 6 ve 11 milimetre. Filetlere baktığımızda da maksimum 2 milimetrelik bir yarıçapa sahip olan filetlerimiz var. Şimdi de slot deliklerimize bakalım genişliklerini. 11 milimetrelik genişliğe sahip var, 4 milimetre genişliğe sahip var. Bir de 6 milimetre genişliğine sahip olan slot deliklerimiz var. Şimdi buradaki delikleri ve slot deliklerinin ölçülerine baktığımızda biz bunu beçmeş kriteri olarak nasıl tanımlayabiliriz? Meshworks arayüzünden yukarıda Mesh Controls komutumuz var. Şu sarı şeklinde olan. Bu komutun içerisine girdiğimizde bize General Meshing Parameters kısmını atıyor. Buradan biz Tubes, Fillets, Holes, Slots, Fillet Lines şeklinde biz seçeneklerimiz mevcut. Biz washer oluşturmak istiyorsak burada Holes, Slots kısmından değerleri burada girerek oluşturabiliyoruz. Devam ediyorum. Bizim birden fazla farklı yani 4 farklı çapa sahip deliklerimiz mevcuttu. Bu yüzden 4 farklı satır açıyorum burada. Bu satırları da delik çaplarına göre düzenliyoruz. Küçükten büyüğe doğru yani ilk satırım en küçük deliğimin öz kuralı olacak. En alt satırda da en büyük deliğin kuralını gireceğiz. Birinci delik için minimum ve maksimum çaplar olarak gösteriyor bize. Minimum olarak bu değer kalabilir varsayılan. Maksimum çap olarak da 2 milimetre yani 0 ile 2 milimetre yani 0,1 ile 2 milimetrelik arasındaki tüm delikleri kapsıyor. Bir alttaki de bir üsttekinin bir bir üstteki satırın maksimum çapının değerini yazıyoruz minimum kısmına ki içerisine dahil olmasın. Ve maksimum diameter olarak bizim çap olarak 2 milimetre, 3 milimetre, 4 ve 5 milimetrelik çaplarımız mevcuttu. Buraya da 3 milimetrelik çapımız için girilecek kuralı yazıyoruz. Method on hole kısmında da number of elements seçeneğimiz var. Bu number of elements kısmında bunu seçtiğimizde yanındaki treatment kısmından eleman sayısını giriyoruz. Yani bir çapın tüm etrafı boyunca geçecek eleman sayısı demek oluyor. 2 milimetrelik çapa sahip olan deliklerden 6 eleman geçsin olarak ayarladık. Diğerlerinde ise 8, 10 ve 10 elemanla geçmesi için bu şekilde treatment kısmında değerlerini veriyoruz. Zone 1, Zone 1 type ve Zone 2, Zone 2 type şeklinde burada sütunlar mevcut. Bu sütunlardan Zone 1 ve Zone 2 dediği, bu Zone 1, Zone 2, Zone 3 dedikleri, bunlar washer sayısı yani delik çevresinde kaç sıra eleman geçecek? Bir sıra eleman geçmesini istiyorsanız sadece zon 1 değerlerini doldurmanız yeterli. Eğer 2 veya daha fazla elemanla geçsin yani eleman sırasıyla geçsin istiyorsanız diğer sütunları da doldurmanız gerekiyor. Zon 2, zon 3 ve zon 4'ü. Biz burada zon 1 kısmını dolduracağız. Zon 1 kısmında yani sadece tek bir sıra elemanla washer oluştursun.
Bu zombi kısmında da yazdığımız bir değeri zombi type'da seçtiğimiz V, width yani genişlik anlamında. 1 milimetrelik genişliğe sahip eleman oluştursun istiyorum. Bu yüzden zombi kısmına 1 yazıyoruz. İsterseniz bir yazmanıza hani daha fazla istiyorsanız bu değeri değiştirebilirsiniz. Zombi kısmındaki girilen sayı sadece genişlik değerini temsil ediyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde en büyük maksimum çapa sahip olan 5 milimetrelik çapımda iki sıra elemanla washer oluşturmasını istiyorum. Bu yüzden zone 2 kısmına da bir değer giriyorum. Genişlik seçiyorum yine zone 2 type yani eleman sırası genişliğini VW olarak seçiyorum. İsterseniz farklı seçenekleri de mevcut. Zone 2 kısmında 2.2 değerini giriyorum. Bu ne demek oluyor? En içten en dışa doğru maksimum değerini, genişlik değerini belirtiyor. Yani bunun içerisinde zone 1 de dahil olmak üzere 2.2. Slot delikleri içinde bir altta da görebiliyoruz slot kısmında. Buradan giriyoruz bu değerleri. Burada diğer delik holes kısmından farklı olarak length olarak belirtilmiş ve width olarak belirtilmiş. Bu length dediği şey normalde delik slot deliğimiz iki dairenin yani iki daire yarım iki yarım daire ve genişlik iki genişlik olarak düşünürsek slot deliğinin minimum length, maksimum length'i buna göre ayarlanıyor. Bu ne demek oluyor? İki daire merkezinin uzaklığı ile genişliğinin uzaklığının toplamı maksimum length'i veriyor. Yani slotun maksimum uzunluğunu, maksimum genişliğini bahsediyor. Maksimum width kısmı da burada çaptan bahsediyor aslında. Yani çapını yazıyoruz bu kısımda da. Bizim slotlarımız 3 taneydi. Bu 3 slotlardan biri 4 milimetrelik genişliğe sahip olan, biri de 6 milimetrelik genişliğe sahip olan ve çapları 2'şer milimetreydi bu slotlarımın. Üçüncü slotumun ise çapı 4 milimetreydi. Genişliği de 11 milimetreydi. Şimdi ben buraya iki değer gireceğim. Çünkü bir tanesinin çapları aynı iki yani maksimum width'i 2 ve aynı değerde eleman sayısı kullanacağım. Yani eleman sırası bu slot dilimin çevresinden geçecek eleman sırası 1 olsun istiyorum. Bu iki slot deliğinin çevresinden geçecek bir sıra elemanın sayısının aynı olmasını istediğim için tek bir satırda belirteceğim. Ve maksimum değerimi de bu iki slotundan en maksimum olan değerinin maksimum length kısmına yazacağım. Diğer en büyük slot deliği için ise ikinci satırda onun özelliklerini belirteceğim batch mesh kriterinde. Devam ediyorum. Minimum length'i 1 kalabilir. Maksimum length'i burada 9 yazıyorum. Bunun sebebi de işte maksimum olan slot genişliğim 6 milimetrelik slotum vardı. İki slotu aynı satırda yazacaktım. 6 milimetrelik slotumun çapı da 2 milimetreydi. 2 ile 6'yı topladığımızda ise maksimum slot genişliğini buluyorum. 8 milimetre. Bu maksimum length kısmını 9 olarak yazarak biraz daha geniş değer arasındaki kapsamını giriyorum. Devam ediyorum. İkinci satırda ise diğer slot deliğimin maksimum length kısmı 11 artı 4'ten yani 15 olarak girebiliyorum. Minimum ve maksimum kısmında birinci satırdaki en küçük deliklerim çapları aynıydı. 2 milimetreydi. Bu yüzden maksimum width kısmına 2 yazmamız yeterli olacaktır. İkinci slot deliğimde ise yani en büyük slot deliğinin çapını yazıyoruz. Bu da 4 milimetre. Burada number of element method on hold'dan da number of element seçili. Bu number of element'ten yazan değerlerde şöyle.
Slotlardan yazdığımız bu eleman sayısı slotun yarım dairelerine denk gelen, yani toplam yarım dairelerine denk gelen eleman sayısından bahsediyor. Yani ben burada yazdığım 8 eleman sayısını nasıl dağıtmış olacak beçmeş kriteri? 4 eleman soldaki yarım daireye, diğer 4 elemansa sağdaki yarım daireye yayılacak şekilde eleman sırasıyla geçecektir slot deliğini bu kriter birinci satır kriterinde. İkinci satırdaki ise 12 yazdı. Bu da 6 eleman soldaki yarım daireye, diğer 6 elemansa sağdaki yarım daireye dağılacak şekilde ayarlanıyor. Bunun daha farklı bir beçmeş kısmı var. Yani kuralı var. Zon 1 ve zon 2 burada da aynı şeydeki gibi, holdeki gibi, delikteki gibi aynı. Yani iki sıra eleman istiyorsam eğer ben zon 2'yi de dolduruyorum o kısma beçmeş kriterinde. Şimdi ise burada beçmeş kriterinin çalışma prensibi nasıl oluyor? Nasıl anlarız? Beçmeş değerlerini girdik biz ama çalışma prensibini nasıl anlarız? Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Devam ediyorum. Az önce geri aldım yanlışlıkla. Burada değerleri girdik. Slot'ta da girdik. Bir de filled lines'larımız vardı bu arada. Bu filled lines dediğimde parça üzerinde bulunan filled kısımlar, radyuslu kısımlar. Bu radyuslu kısımlardan da kaç sıra eleman geçilecekse aynı şekilde minimum ve maksimum radyus kısmından, yani minimum yarıçap ve maksimum yarıçaplarını ayarlayarak küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyoruz. Genişliklerini de aynı şekilde. Burada da number of eleman sayısı, toplam eleman kaç elemana geçmesini istiyorsak buradaki sayılar değerlerini değiştirerek, istediğimiz değerleri vererek ayarlayabiliyoruz burayı. Parçanın boyutlarındaki fillet değerlerine göre bu radyuslarını ayarladı. Devam ediyoruz. Şimdi başında da bahsetmiştim webinarın başında. Biz burada değerlerini belirlediğimiz batchmesh kriterlerini export edebiliyoruz XML dosyası olarak dışarı. Ve export ettiğimizde başka aynı bu kriterleri kullanmak istediğimiz kullanmak istediğimizde tekrar mesela Meshworks'ü açtınız. İçeri import ederek bu batchmesh kriterlerini diğer parçalar üzerine de kullanabilirsiniz. Kalıcı olmuş olur. Burada da gösteriyor batchmesh kriterini bir herhangi bir klasöre export ediyor. Batchmesh kriterlerini apply dedikten sonra tanımlamış oluyoruz artık. Şimdi ise tek parça üzerine mesh oluşturmaya geldik. Mesh oluşturmak için Basic Mesh kısmından Mesh'e tıklıyoruz. Burada Mesh Parameters kısmı var. Mesh Parameters kısmına girdiğimizde dışarı export ettiğimiz mesh parametrelerini import edebiliyoruz. Ve Mesh Parameters kısmından tekrar şöyle gösterelim. Import template'ten import'a bastığınızda içeri okuyorsunuz, import ediyorsunuz. Mesh parametresinden mesh kısmına bastığınızda mesh parametres kısmına okumuş mu bu değerleri kontrol edebiliyorsunuz. Yani oluşturduğunuz batch mesh kriterlerini mesh parametresine tıklayarak tekrar kontrol edebiliyorsunuz. Acaba yaptıklarımızı okumuş muyuz, içeri alabilmiş miyiz, import edebilmiş miyiz diye. Daha sonra tanımladıktan sonra burada Select Surface'ten parçayı seçiyoruz. Parçadan sonra Assign Mesh Parameters
komutunu hatırladığımızda parça üzerinde bizim batch mesh kriterlerinde oluşturduğumuz delik ve slot delikleri için bu washer kısım komutları çalıştığını bu şekilde görüyoruz. Parça üzerinde yani kaç sıra eleman mesela bunlarda bir sıra elemanla geçsin demiştik ve birer zombileri görebiliyorsunuz parça üzerinde. Slotlarda da aynı şekilde. Bu aşağıda da görünmüyor ama o maksimum çapı 5 milimetre olan burada zon 2 yani 2 tane washer oluşturmuştuk. Zon 1 ve zon 2. Bu çok fazla belli olmuyor ama orada da 2 washer bulunmakta. Devam ediyoruz. Bu şekilde bize uyarıyla gösteriyor. Yani parametreler çalıştığını gösteriyor. Preview deyip accept dediğimizde meshi tamamen onaylamış oluyoruz. Baktığımızda yaklaşıyorum. Mesela bizim yaptığımız bu batch mesh kriterlerine göre delik çevresinden aynı sayıyla eleman sayısı geçmiş. Bizim batch mesh kriterinde yazdığımız eleman sayısı kadar eleman sayısı geçmiş. Aynı şekilde slot deliklerde de. Şimdi bir de burada mesh atarken şöyle bir özelliğimiz de var. Karşılıklı eleman sayısını kenar boyunca eşitlemek istiyorsak eğer burada reseed özelliği var. Reseed özelliğini işaretleyerek burada eleman sayısını verebiliriz karşılıklı. 75 ise 75, 85 ise 85 şeklinde eleman sayısını eşitleyerek eleman sayılarını karşılıklı kenar boyunca eşitleyebiliyorsunuz manuel olarak. Reseed Edge kısmından yapılıyor. Bakıyorum. Aynı şekilde buradaki elemanları da karşılıklı eşitliyor. Şimdi bir de şöyle gelelim. Onayladıktan sonra meşimizi onaylamış oluyoruz. Yani bu meşi kabul etmiş oluyoruz artık. Tamamladık. Şimdi ise bunu ek olarak elle de değişiklikler yapabiliyorsunuz elemanlar üzerinde. Nasıl yapabiliyoruz? Burada şurada bir komutumuz var. Ona gelelim. Basic Mesh kısmından açıyorum. Burada onaylıyoruz. Tamam. Basic Mesh kısmından direkt Mesh Editing komutumuz var sağ tarafta. Burada manuel olarak elemanlar üzerinden değişiklikler yapmanızı sağlıyor. Mesela üçgenler çok fazla delik çevresinde olmasını istemeyiz. Bu yüzden de bu üçgenleri taşırız. Taşımak için de Move Tria komutuyla üçgenleri seçerek hareket ettirebiliyorsunuz ve yok edebiliyorsunuz karşılıklı üçgenleri seçerek. Mesela bir üçgeni karşıdaki üçgene kadar taşıyıp buradaki üçgen sayısını azaltabiliyorsunuz. Bu üçgenlerin yönlerini önemli değil. Biri yukarı doğru, biri sağa doğru ya da sola doğru fark etmiyor. İstediğiniz gibi hareket ettirip karşılıklı yok edebiliyorsunuz. Yönlerini düzenleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bu işlemleri yaptıktan sonra elemanlar arası kaymalar oluştu. Yani isterseniz bunu smooth'la da eşit eleman genişliklerini olacak şekilde genişliklerini düzenleyebiliyorsunuz. Mesela burada elemanlar yamulmaya başladı üçgenleri taşıyıp yok ettiğimizde. Bunların da çözümleri var. Smooth'la, remesh'le tekrar tekrar meshleri düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle bir şey daha var. Remesh yaparken ve smooth yaparken tabii ki bu eleman sırasını yani washer'larla oluşan elemanları düğüm noktalarının değişmemesini istiyoruz. Bu yüzden de onları bu kullandığımız komutların dışında tutmak için smooth ve remesh'te
farklı komutlarımız var. Yani bu slot, bu deliklerin bu etrafındaki düğüm noktalarını hareket etmesini engel olarak bu komutları kullanabilmenize yardımcı oluyor sizlere. Bunu imkan sağlıyor diyelim. Bunu ilerleyelim. Şimdi geldik bu remesh kısmına. Burada elemanları seçiyoruz. Remesh yaparken yine remesh basic mesh içerisinde bulunuyor. Yani mesh ile ilgili olan tüm kısımlar Meshworks'te meshing adı altında ve basic mesh kısmında bulunuyor. Bütün komutları oradan ulaşabilirsiniz mesh ile ilgili. Buradaki yapılan işlemlerde de bu komutlara da meshing adı altının basic mesh'ten ulaşabiliyoruz. Basic mesh'ten remesh dediğimiz mesh üzerinde varken, parça üzerinde mesh varken tekrar mesh'ini düzenleyebiliyorsunuz. Mesela burada demiştik ki elemanlar üçgenleri yok ederken kaydı. Bunları düzenlemek için remesh'ten tekrar mesh atalım istiyorum. Hepsini seçtik diyelim bu şekilde yani. Dörtgenle bu kısmını seçtik diyelim elemanların. Daha sonra istiyorum ki ben bu oluşturduğum 5 mesh kriteriyle oluşturduğum delik çevresindeki elemanlara dokunulmasın. Yani oradakiler değişmesin. O zaman bunu Select Discrete Size Nodes kısmından yapıyorum. Karşılıklı bu şekilde kırmızıyla işaretlen bir line çiziyorum. Oraya dokunmasın bunu düzenlerken. Ve bu şekilde kendisi washer'lara dokunmadan aradaki diğer elemanları düzenliyor. Yine üçgen attı ama bunları düzenleyebiliyoruz. Tabii ki diğerinden daha iyi durumda en azından. Elemanlar daha düzgün sıralanmış durumda. Bu şekilde üçgenleri tekrar taşıyarak yok edebiliyoruz. İlerliyorum. Bir de burada sumut komutunu görmenizi istiyorum. Sumut'ta da tüm bu kısmındaki mesela elemanlar arasındaki genişlikleri tüm elemanlarda ortalama değer olması için yapılan bir komut. Burada da delik çevrelerini de seçmiş olduk. Ama diyorum ki washer'lara dokunmasın. Maintain washer'ı işaretlediğinizde washer'lar haricindeki diğer elemanlar üzerinde değişiklik yapmış oluyor. Burada da aynı işlemler geçerli. Üçgen yok etme ve bu örneğimizi tamamlıyoruz. Şimdi ise ikinci örneğimize geçelim. Plastik parçalarda orta yüzey meşli meş oluşturma. Bu nasıl oluyor? Plastik parçalarda direkt orta yüzeyde CAD geometri değil de direkt mesh olarak orta yüzeyini çıkartabiliyorsunuz Meshworks'te. Diğer programlara göre daha iyi çalıştığından dolayı riblerde yani bayrakları daha düzgün bir şekilde meshli olarak kolayca çıkartabiliyorsunuz. Ve sizi iki işten kurtarmış oluyor. CAD geometrisini düzenleyip tekrar mesh atmaktansa direkt mesh oluşturduğu için daha kısa zamanda daha kolay çözüm ağı elde etmiş oluyorsunuz. Bu da nereden oluyor? Yine meshing komutunun içinde, meshing bölümünde, basic mesh kısmından gerçekleştirebiliyorsunuz. Plastik parçamız ekrandaki gibi yine meshing kısmından, basic mesh'ten Automate Plane Mesh komutunu kullanarak bu komutu gerçekleştirebiliyoruz bu işlemi. Burada Automate Plane Mesh kısmında input kısmı bulunmakta. Bu input kısmından eleman boyumuzu giriyoruz. İşte maksimum minimum eleman boylarını tanımlıyoruz. Bunları tanımladıktan sonra Select Surface kısmından parçamızı seçip onayladığımızda çalıştırdığınızda bu komutu otomatik olarak mesh halini oluşturuyor bize. Yani orta yüzeyini çıkarmış oluyor parçanın.
Şimdi orta yüzeyi çıkarılan parça üzerine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi tüm riblerinin orta yüzeyini çıkarmış durumda. Peki bu riblerde baktığınızda bazı yapılarda elemanlar çok karşılıklı eşit gelmemiş diyelim ve eşit gelebilir haldeler. Biz bunları nasıl düzenleyebiliriz? Manuel olarak müdahale ederek düzenleyebiliriz. Şimdi burada manuel olarak düzenle nerede bulunmakta? Meshing kısmında Basic Mesh adı altında Mesh Editing bölümündeydi. Yine aynı komuta girerek Mesh Editing kısmındaki bu sefer Move Tree'ye değil de Split Combine Swap komutuyla bir elemanı ikiye ayırmak için buradan Split by Line'ı kullanarak yapacağız. Split by Line'dan elemanları seçiyoruz öncelikle bölmek istediğimiz ve aradaki line'ı seçiyoruz. Yani kendimiz çiziyoruz line'ı. Line'ı çizdikten sonra eğer istediğimiz şekilde olmuyorsa, mesela bu şekilde aşağı doğru oldu ama biz devam etmesini, yani yukarı doğru olmasını istiyorduk. Bunu düzenleyebiliyorsunuz. Buradaki eleman kenarlarını, yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Yine aynı bu komut içerisinden. Sağ sol collapse'la fill-up'la yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bakın, command swap kısmından sağ tıklayarak bu eleman kenar yönlerini de düzenleyebiliyorsunuz. Ve combine ile iki tane üçgenin birleşiminde bir dörtgen eleman oluşturduğu için combine kısmından da ortadaki köşegeni silerek tek bir dörtgen eleman halinde oluşturabiliyorsunuz. Şöyle. Tekrar açalım. Önce split ile bölecek elemanı ikiye bölecek. Line yolu çizdi. Şimdi de swapladı. Ve dörtgen olacak şekilde bu aradaki köşegenleri sildi. Yine combine swap'tan combine etti. Şimdi ise smooth'la eleman genişliklerini eşitliyor ortalama olarak. Bakın ne kadar güzel oldu mesela. Devam ediyoruz. Move Tree'ye kısmında da üçgenleri yok edebiliyorsunuz. Bu şekilde hareket ettirerek riblerden uzaklaştırabilirsiniz. Buradaki eleman sayılarını da ikiye çıkartarak devam ettirebilirsiniz. Split ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Swap'la da kenar yönlerini değiştirebiliyoruz. Combine ederek de iki elemandan bir eleman oluşturabiliyoruz. Split işlemini yapabiliyoruz. Devam ediyorum. Baktığımızda burada birden fazla elemanların birbiri iç içe geçmiş görüyoruz. Bu iç içe geçen elemanları silebilirsiniz. File kısmından Delete ile eleman seçerek bu elemanları silebiliyorsunuz. Sildiğimiz yerde boşluk kaldığı için Basic Mesh'ten Feature Insert Cut kullanarak burada Select by Edge komutuyla seçtiğimiz yere elemanların nodlarını çekiştirerek birleştiriyoruz. Mesela bunlar ayrık normalde. Feature Insert Cut komutuyla düğüm noktalarını karşıdaki ayrık olduğu elemana birleştiriyor. Artık ortak düğüm noktaları olmuş oluyor ve birleşmiş oluyorlar. Boş olan kısma da Project ile
buradaki düğüm noktasını diğer düğüm noktası üzerine taşıyabiliyorsunuz. Project komutu için de aynı şekilde. Tools kısmında da şöyle diyelim. Diyelim ki biz bunu bir elemanın düğüm noktasını diğer elemanın düğüm noktası üzerine project ettik. Yani konumlarına aynı yaptık. Üzerine taşıdık. Fakat bunların equivalence olması olmadığı de yani birleşmiş olmadığı anlamına geliyor. Sadece konumları aynı. Birleşmesi için de yani tek bir düğüm, iki farklı düğüm noktası üst üste değil de tek bir düğüm noktası olması için birleşmesi için equivalence komutunu kullanmanız gerekiyor project komutunda. Equivalence komutu da tools adı altında bulunuyor. Tools'dan equivalence nonce'a giriyorsunuz. Buradan elemanlarınızı seçiyorsunuz. Bu şekilde. Ve onayladığınızda equivalence etmiş oluyor. Eğer birleşmiş ise de size burada birleştirecek düğüm noktası olmadığını söyleyerek oranın aslında birleştirilmiş olduğunu uyarısını veriyor. Bu şekilde değişik varyantlarla parçalarda manuel müdahaleler yapabiliyorsunuz Meshworks'te ve daha diğer programlara göre daha kolay oluyor. Burada manuel olarak kullandığımız komutlar move trial, split, combine ve swap komutları, sumut komutu, tools'tan equivalence node, replace node ve feature insert cut komutları. Bunlar en çok sık kullanılan manuel elemanlar üzerinde düzenlemelerde kullanılıyor. En çok kullanılan komutlardan biri. Devam ediyoruz. Feature insert cut komutunu kullanarak elemanları birbiri üzerine birleştiriyoruz. Birbirini kesmeyen elemanlarda feature insert cut komutuyla birbirini keserek ortak düğüm noktalarını kullanmış oluyorlar ve birleşmiş oluyorlar. Bu eleman düzenlemeler her yerde bu şekilde gösterelim. Eleman düzenlemeler kişi kullanıcıya kalmış bir durum. İsterseniz normal olarak da kullanabiliyorsunuz. Fakat plastik parçalar çok karışık, karmaşık yapılara sahip olduğu için bazı noktalarda müdahale etmeniz gerekmekte manuel olarak. Ve manuel olarak müdahale etmede en kolay program Meshworks. Devam ediyoruz. Eleman kenarlarının ikiye bölelim elemanları. Buradan iki sıra eleman geçmesini sağladı. Tekrar devam. Aynı işlemleri devam ettiriyor. İki sıra elemanla split ile elemanları ikiye ayırdım. İki sıra elemanla geçmesini sağlıyorum. Equivalence'ı söylemiştik. Equivalence'la birleştirebiliyoruz. Ama önce burada baktığınız gibi düğüm noktaları üst üste değil. Feature insert cut ile karşılıklı kesişmeyen bölgeleri karşılıklı kesiştiriyorsunuz.
AlignNotes da kullanabilirsiniz. AlignNotes da iki tane referans düğüm noktasının seçerek diğer üçüncü seçeceğiniz noktayı iki referans noktası arasına konumlandırır. AlignNotes da en çok kullanılan komutlardan biridir. Manuel eleman üzerinde değişiklikler yaparken özellikle. Smooth'la da ortalama elemanların genişliklerini ayarlayabilirsiniz. Bu örneğimizde bu kadar. Yine aynı şekilde split'te karşılıklı böleceğiz. Devam ediyorum. Bir de bu örneğimiz var. Bu örneğimizde Concept Works'ten bahsedeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi plastik parça üzerinde birden fazla farklı ribler var, bayraklar var, girintiler var. Bunlar nasıl düzenlenebiliyor? Şöyle diyelim. Diyelim ki bu parça üzerine bir tane daha rib eklenecek ve bunu siz Meshworks'e alıp eklenecek olan rib'i Meshworks'e alıp ConceptWorks'ten parça üzerine entegre edebiliyorsunuz ve yeniden mesh atmanıza gerek kalmıyor ya da parçayı yeniden başlamanıza gerek kalmıyor orta yüzeyinden. Çünkü direkt otomatik olarak siz burada ekleyebiliyorsunuz Meshworks içerisinde. ConceptWorks komutları tool'larında yapabiliyorsunuz bu işlemi. Öncelikle parça üzerine mesh atalım. Ki mesh üzerinden daha kolay diye yapılan değişiklikleri görmeniz açısından. Şimdi ConceptWorks komutuna geldik. ConceptWorks komutunda burada bakalım. Doghouse Creation kısmından girdik. Burada iki tane nokta arasında bir konum belirliyoruz. Bu konum üzerine rib oluşturacak. Screen pointlerini ayarlıyorsunuz. Buradaki aksis, y aksisi yani yüksekliğinin eksenini seçiyoruz. Yükseklik ve genişliğinin miktarını belirledikten sonra preview dediğimizde bizlere yönlerini de fliplerle ayarlayabilirsiniz. Sağ, sol, yukarı, aşağı olarak. Bu şekilde ripler ekleyebilirsiniz. Bunlar Meshworks için yani buradaki ConceptWorks tool'unun içerisinde bulunan tool'lar, komutlar. Şöyle geri alayım biraz. Meshworks içerisindeki rib'ler yani belirlenen rib'ler. Bu rib'ler yerine siz de hani kendi eklemek istediğiniz herhangi bir sketch alarak buraya oluşturabiliyorsunuz ve onları parça üzerine entegre edebiliyorsunuz. Ve entegre ederken de CAD olarak değil de mesela CAD'in yaptıktan sonra Mesh'ini de atabiliyorsunuz. Önemli olan burada zaman kaybını önlemek. Parçayı yeni baştan yapmaktansa revize edilmiş çıkıntıları varsa bunları Meshworks içerisinde kolayca entegre ederek tamamlayabilirsiniz. Parçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bu şekilde yönlerini hani length height kısmını yukarı aşağı sağ ve sol kısımlarının nasıl yapıldığını mesela isterseniz bunda yukarı doğru azalarak draft angle kısmı face olarak girebilirsiniz. Yani sizler için yani farklı ribler oluşturabiliyorsunuz.
verebiliyorsunuz. Filter radius kısmında. Part kısmında yazan 1,5 ise burada oluşturduğunuz RIB'in kalınlık değeri. İsterseniz o kalınlığını da değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra oluşturulan komponente CAD dosyasına burada Select Surface kısmından ulaşıp Create Mesh yapabiliyorsunuz. Oluşturduğumuz eleman size'ını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Create Mesh dediğinizde çözüm anı oluşturmuş oluyor parça üzerine. Bakın bu şekilde bir tane plastik parçama ekstradan bir rib ekledim. Bunun üzerine de ekleyebilirsiniz. Yani sınırı yok. Bu ribin üzerine de bir parça rib ekleyebilirsiniz. Farklı bir çıkıntı ekleyebilirsiniz. Değerlerinde bu clip creation kısmında total high rib length top rib şeklinde sizlere gireceğiniz değerleri belirliyor. Onları ayarladıktan sonra istediğiniz yükseklik ve boyutta rib oluşturarak plastik parçalara ekleme yapabiliyorsunuz. Boyutlarını ayarlıyorum. Bu webinarımız bu kadar. Concept Works'u de tanımladığımız örneğimiz de tamamlanmış bulunmakta. Her şey için teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz varsa Evet, sunum için yazabilirsin. teşekkürler Elif Hanım. Kalan süremizde sorularınız varsa chat üzerinden alabiliriz şu anda. Henüz bir soru yok. Bekleyelim lütfen. Evet, şu an için soru yok sanırım. Daha sonra aklınıza gelebilecek sorular olursa destek@bias.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Bu webinarın kaydına ve daha önce gerçekleştirdiğimiz webinarlara web sitemiz www.bias.com.tr üzerinden hizmetler bölümündeki eğitim sekmesinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarın kaydı en kısa sürede web sitemize yüklenecektir. Webinarımıza katılım sağladığınız için teşekkür eder. Herkese sağlıklı günler dilerim.